Merhaba. Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerimizin kku.edu.tr uzantılı e-posta adresini nasıl alacaklarını tarif edeceğim. Okulumuzun başvuru sayfasına gidiyoruz. Bu adresi doğrudan adres çubuğuna yazabiliriz. başvuru.kku.edu.tr ya da Google'da KKU başvuru yazdığımız zaman zaten karşımıza en başta çıkan linktir. Buraya geldik. TC kimlik numaramız, adımız, soyadımız ve doğum tarihimizi yazarak Kırıkkale Üniversitesi kayıtlı öğrencisi ise giriş yapabiliriz. Zaten kayıtlı öğrenci olmayanlara e-posta hizmeti verilmemektedir. Ya da doğrudan e-devlet şifremizle de giriş yapmamız mümkündür başvuru sayfamıza. Şimdi bir öğrencimizin adına giriş yapıyoruz. Öğrencimizin bilgilerini girdikten sonra karşımıza aktif başvuruların sıralandığı sayfa çıktı. Burada en üstte şu anda, belki zamanla değişebilir, e-posta başvurusunu gördük. Buradan başvuru yap butonuna tıklıyoruz. Bu sayfada TC kimlik numaramızı, öğrenci numaramızı, adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı yazıyoruz. Ve en altta ikinci e-posta yazılı yere de şu anda aktif olarak kullandığımız Hotmail, Gmail gibi bir e-posta adresimiz yazıyoruz. Bu önemli. Neden? Çünkü bizim e-posta başvurumuz okulumuzun yetkilileri tarafından kabul edilince yeni e-posta adresimiz ve o e-postamızın şifresi en altta yazacağımız ikinci e-posta adresimize kutumuza gönderilecektir. Bir önceki sayfada girişimizi yaptık ve e-posta adresimize yeni e-postamız KKU uzantılı ekranda görebildiğiniz gibi e-posta adresimiz ve bu e-posta adresimizin şifresi geldi. Şimdi bunu kullanarak bu adresi ve bu şifreyi kullanarak e-postamızı kullanmaya başlayabiliriz. Bizim üniversitemiz Microsoft firması ile anlaşma yapmış durumdadır ve dolayısıyla biz bu adresi doğrudan Outlook hizmetlerinde kullanabiliyoruz. Şimdi outlook.com sayfasına giriş yaptım. Outlook.com dedim ve buradan oturum aç butonuna tıklıyorum. Şimdi bu ekranda bizim biraz önce Kırıkkale Üniversitesi tarafından gönderilen e-posta adresimizi yazıyoruz. Şimdi öğrencimize okulumuz tarafından gönderilen e-posta adresi aslında öğrenci numarası @kku.edu.tr şeklinde. İlerle diyoruz ve bizden bir parola istiyor. Parola olarak bize okulumuzdan e-postamıza gönderilen parolamızı giriyoruz. Şimdi öğrencimizin e-posta kutusuna ilk e-posta başvurusu bilgilendirme isminde bir mesaj geldi. Burada bakınız kullanıcı adı yazılı. Hemen altında da şifre yazılı. Tabii onu size göstermiyorum. Kullanıcı adını girdik ve ondan sonra da şifresini giriyoruz. Ve şifreyi buraya yazdıktan sonra oturum aç tıklıyoruz. Oturumumuzu açtık. Şu anda okulumuzun uzantılı, okulumuzun ücretini ödemiş olduğu bir Outlook e-posta hesabına sahibiz ve ismimiz burada çıktı. Buradan e-posta gönderebiliriz. Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamaları kullanabiliriz. Şurada Outlook dediğimiz zaman Outlook bildiğiniz gibi ofisin e-posta için kullandığı hizmetidir. Ve okulumuzun yetkilisinden şöyle bir mesaj gelmiş. Sevgili öğrencimiz diyor, size biz bir şifre verdik ama bu şifreyi 24 saat içinde değiştirmeniz lazım diyor. Çünkü bu şifre size başkasından verildiği için başkasının bu şifreyi bilmesi söz konusu. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen ilk hesabımızı açar açmaz ayarlara gelip şifremizi yeniliyoruz. Şifremizi nasıl yeniliyoruz? Şurada bakınız. İsim ve soy ismi yazılı bir kısım var. Buraya geliyoruz. Burada hesabı görüntüle butonu var. Yazısı var. Bunu tıklıyoruz. Hesabı görüntüleyi tıkladıktan sonra bakınız karşımıza açılan sayfada parolayı değiştir seçeneği var. Ve eski parolamızı buraya giriyoruz. Yeni parolamızı buraya giriyoruz. En az 8 haneli büyük harf, küçük harf, sayı ve karakterlerin bulunduğu ve mümkünse noktalama işaretlerinin bulunduğu güzel bir şifre yazdıktan sonra gönder diyoruz. Ve şifremiz başarılı olarak değiştirildi.
Şimdi bu ne işimize yarıyor? Arkadaşlar KKU Edu.tr uzantılı, yani bir üniversiteye ait olabilecek e-postayla birçok firmadan birçok ürünü ucuza alabilirsiniz. Özellikle bilgisayar programları öğrencilere indirimlidir. Orada öğrenci olduğunuzu ispatlamak için muhakkak üniversite alan adı uzantılı bir e-posta girmeniz gerekmektedir.